yollardayız. Bu sefer Trier tarafına doğru gidiyoruz. Bu gece Trier'de olacağız. Ertesi gün de oraya 40 kilometre mesafede Lüksemburg'a geçeceğiz. Bir günü de Lüksemburg'da geçireceğiz. Trier çok eski bir şehir. Almanya'nın en eski şehri hatta. Ve 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmamış ender şehirlerden birisi. O yüzden genel olarak atmosferi nasıl bir şehir biz de çok merak ediyoruz. Sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da en eski şehirlerinden bir tanesiymiş. Romalıların kurduğu, tarihi böyle 2000 yıl öncesine dayanan çok eski bir şehir. Hatta bir dönem Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden bir tanesiymiş Roma'dan sonra. UNESCO Dünya Mirası listesinde şu anda çok şehrin kendisi. Var. Bakalım nasıl, biz de merak ediyoruz. Yaklaşık 150 kilometre yolumuz var. 4 gibi orada olmayı planlıyoruz. Evet, Trier'e geldik. Hemen en meşhur, daha doğrusu Trier'in girişinde böyle Porta Nigra denilen Roma döneminden kalan bir eser var hemen burada. Almancası siyah kapı kara kapı gibi. Bayağı turistik bir şehre benziyor. Bayağı gruplar var, fotoğraf çektiriyorlar. Grup dolaşıyorlar, eski Roma kıyafetleri giyen turistler var. City buslar var ortada gezen. Evet. Epey turist varmış gibi görünüyor. Bu arkamızdaki de Roma döneminde yapılan bayağı önemli bir eser. Birazdan UNESCO oraya gireceğiz. UNESCO listesinde değil mi? UNESCO listesinde birazdan oraya gireceğiz. Fiyatlar şöyle: yetişkin 4 euro, çocuklar 2 euro. 2,5. 2,5 mu? 2,5 euro ama aile kartları var. 2 yetişkin 4 çocuk, 2 yetişkin 3 çocuk girebilebiliyor. Onlar da 8 euro. 8 euro, evet. Şimdi girip oraya bir bakacağız. Turumuza buradan başlıyoruz yani. Hadi bakalım. Kare, kocaman kare taşlar var. Onlar böyle üst üste konuk da yapılmış gibi. Etrafta Roma imparatorlarının kabartmaları var. Duvarlarda. Biraz yüzyıldan bu yüzyıldan diyormuşum da. Evet. Bir de üst katı da var. Üst katta da dolaşıyor. Üste de çıkarız şimdi. Kuzey kapısı olarak, şehrin kuzey kapısı olarak tasarlanmış bir duvarmış aslında, şehir duvarı ve onun bir parçası. Daha sonra kiliseye dönüştürülmüş anlamına. 1030 yılında Yunan İmparatoru Mersimon şehri teslim almış. O yüzden zarar görmüş, yani o dönemde çok zarar görmüş. Eskiden böyleymiş. Çatı gibi aslında. Oraya çıkış yok. Belki şu kuleye çıkış var. Şeyleri fark ettim. Sen de gördün değil mi? Bir sürü çizmişler duvarlara. Yani sadece Türkiye'de olmuyor demek ki. Almanya'da da bakın burada isimleri yazmışlar. Ve kalp işaretleri falan var. Türk ismi var mı bakalım? Aa var. Emel mi var? Emel yazıyor ama. Almanya'da Trier'deyiz. Porta Nigra'dayız. Yaklaşık 2000 yıl önce yapılmış bir yapıdayız. Ve burada da ne yazıyor? İsmail. Burada bu İsmail buraya gelmiş, çizmiş. İsmail, hasta mısın oğlum? Niye gelip burayı çiziyorsun ya? Yani değil mi? Çok acayip bir şey. Ne istediğin Roma'dan kalan İsmail gelmiş eserden. 2000 yıllık esere gelmiş, adana kazımış İsmail. Tabi aslında sadece İsmail'i haksızlık da yapmıyorum. Fabian var, Mona var, Maria var. Yani uluslararası bir çalışma olmuş Almanlardan da belki. Yani veya bilmiyorum, yani Almanlar da çizmiş. Bayağı bir genel çizim var yani. Ama bizim gururumuz İsmail. Bizi burada temsil etmiş. Türk'ün gücünü burada göstermiş. Kadınlar adına bir yanda Ceyda'yı gördüm. Evet, Ceyda da bizi temsil ediyor. Ceyda, İsmail, Emel. Bunlar bizi burada çok güzel temsil etmişler. Bu duvarlar komple çizili. Bir gelenek falan var. Belki de bir geleneği vardır. Geleneği var. Hani Neşe. Almanya'da köprülere kilit takılıyor ya. Böyle hani buraya geldiğimiz zaman burayı da çizersek bize şans getirir, uğur getirir falan diye düşünmüş olabilirler. Trier'in merkezindeyiz. Hauptmarkt burası. En büyük meydanı Trier'in. Pazar varmış bugün. Şimdi yavaş yavaş pazarı topluyorlar. Pazarın sonuna yetiştik. İki tane önemli tarihi eser var burada. Bir tanesi şu gördüğünüz Marktkreuz, yani pazar haçı. 900'lü yıllarda yapılmış. İkincisi de arkamda gördüğünüz çeşme 1500'lü yıllarda yapılmış ve uzun süre aktif, böyle buraya su sağlamak için kullanılmış su kaynağıymış buranın. Yani şehrin kalbi burası. Evet. Çocuklar için küçük oyuncaklar falan var. Yani insanlar genel burada. Yeme içme yerleri var, restoranlar var. Evet. Aslında meydanı çeviren binalar da çok eski tarihi yapılar. Birçok yerde okudum. Kışın Weihnacht zamanında, özellikle kar yağdığı zaman atmosferi çok hoş oluyormuş. Masalsı bir atmosferi oluyor deniyor. Belki kışın da gelinebilir. Hoş bir yer. Bir de bir restoran var, Sundammstein. O da ünlü bir restoran burada. Onu da söyleyeyim. Şu arkadaki. Evet. Fiyatlar da çok uçuk değil. Böyle aperatifler 4 €, 5 €, et yemekleri 17-18 euro gibi. Hani Almanya'ya göre ortalamanın bir tek üstü denebilir. Evet, şimdi merkezi biraz dolaştıktan sonra Karl Marx'ın evine doğru gidelim. O da merkezde gerçi, yani merkezin dışında bir yer değil. Böyle bir tur rotası gibi bir şey var. Porta Nigra'dan Hauptmarkt'a bir yol var. Oradan Karl Marx'ın evine doğru gidiyor. Oradan dönüyorsun, bu taraftaki yoldan tekrar geliyorsun. Kiliseye gidiyorsun. Genel yani şey gibi, bir dolaşalım. Gereken yerler böyle hani iyi bir şekilde konumlanmış, birbirlerine küçük yakın. Bir merkezi var yani. Çok rahat, evet, gezilebilecek bir alan. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Karl Marx'a. Evet. Nereye geldik? Burası da Karl Marx'ın doğduğu evin önündeyiz şu anda. 5 Mayıs 1818'de Karl Marx burada doğmuş. Şu anda kapalı. 8-18 arası açıkmış. Saat şu anda 6'ya geçtiği için içeriye giremiyoruz maalesef. Evet. Burada doğmuş sevgili Karl Marx'ımız. Karl Marx'ın evini gördük, saygı duruşunda bulunduk, şehirde yürümeye devam ettik ve nereye geldik? Trier Katedrali'ne geldik. Almanya'nın en eski kiliselerinden birisi, 310 yılında milattan sonra yapılmış. Saat 6'yı geçtiği için tabii biz ziyaret edemiyoruz, içini göremiyoruz. Sizin evet, aklınızda olsun, 6'dan önce gelin. Yani 6'dan önce gelirseniz içini de gezebilirsiniz ama dışından da yeteri kadar heybetli ve güzel bir görüntüsü var. Kulesinin boyutu 112 metreymiş. 112,5 metre daha doğrusu. 41,5 metrelik de bir genişliği var. Yapılı, güzel, bayağı eski, heybetli bir bina. 1986'da UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. İçini görseydik hak etmiş ama biraz. Güzel yani, hak etmiş. İçini göremedik. Dışarıdan bir dahaki sefere içini görürüz artık. Evet. Yani gezmeye devam ediyoruz. Buradan sonra da bazı Roma eserleri var. Roma döneminden kalma eserler var. Buraya çok yakın. O da aynı sarayın bahçesinde bir de saray var. Oraya doğru hareket edeceğiz. Güzel. Hadi oraya gidelim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Trier'i bitirdik. En son buraya geldik. Burası işte neresiydi? Konstantin Bazilikası. Bir de önünde de bir saray var. Bir saray var, saray bahçesi var. Evet. Konstantin Bazilikası da önemli tarihi eserlerden birisi. Milattan sonra 4. yüzyılda 1. Konstantin yaptırmış. Evet, en önemli yerlerini gördük gibi sanki, evet, değil mi şehrin? Burada bir Roma hamamı vardı. Orası da kapalı yani geç olduğu için, ama genel şöyle bir görüntüsünü aldım. Trier'i genel olarak beğendik ama, değil mi? Evet, keyifli yani bir yer. Merkezi kalabalık, canlı, gençler çok. Biraz farklı diller çok duyduk. İspanyolca, İspanyolca çok duydum ben. Fransızca duydum ben de. Da çok. Fransa'ya yakın tabii Lüksemburg. Şimdi yavaş yavaş günü bitiriyoruz. Belki bir yerde oturup bir soğuk bira içeriz. Ondan sonra da Lüksemburg'a doğru yola çıkarız. Sonraki videomuz yani Lüksemburg'da olacak inşallah. Muhtemelen. Şimdilik hoşça kal. Günü salatayla kapatmaya karar verdik. Marketten böyle hazır salatalar var. Onlardan aldık. Ve yukarıdan Trier manzarasında salata yiyerek Trier gezisini noktalıyoruz. Çok keyifli bir manzara bulduk. Evet. Hadi bakalım salatalara.